bizim bu füze ve hava savunma sistemi alakalı kriterlerimiz. Ona da bazı iyileştirmeler oldu. Şimdi yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. Bu savunma sanayi başkanlığımız devam ediyor. Genelkurmay ile Milli Savunma Gerekli Koordinasyonu yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini alıyorlar. Ve bunun bir şekilde sonucunu göreceğiz. Şimdi biz S-400'ü gelmedi daha ama gelecek. Geldiği zaman ne yaparız? Ben bu Ankara olabilir, İstanbul olabilir, İncirlik olabilir. İşte ya tabii sanayi bölgesi olabilir falan gibi. Yani bizim füze ve uçak tehditine karşı nereler hassas? Bu çalışılan bir konu. Hava savunma sistemlerinin bir şeysi var, menzili var. Dolayısıyla bize bir S-400 olmaz. Eğer gerçekten tam böyle hani Türkiye'nin hava sahasını kontrol altına alabileceksek bizim birçok hava savunma, füze savunma sistemine ihtiyacımız var. Yani burada şimdi tabii birçok şey konuşuluyor ama bunların çoğu varsayım. İşte bazı şeyler tabii zaman içinde değişiyor, bazı şeyler yumuşuyor. Bazı şeyler daha böyle anlaşılabilir hale geliyor Amerikalı dostlarımız tarafından. Dolayısıyla şimdi yani adım adım gitmekte, etap etap gitmekte fayda var. Ta başlangıçtayken, buradayken en son etapları falan filan konuşmaya, tartışmaya başlarsak dediğim gibi yanlış algıya sebep oluyoruz. Bizim teklifimiz de Amerikalıların masasında bu, evet. Bu son görüşme sırasında Rusya tarafından Haziran telaffuz edildi. Başlangıçta. Evet, başta Haziran telaffuz edildi. Fakat o da bir çalışma konusu. Yani gelmesi, gitmesi vesaire. Ne zaman olacak, ne olacak kesin demeyelim. Fakat Haziran telaffuz edildi.